haklarını, özgürlüklerini korumak için bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bağlamda ben bir ara düşünürlerim, değerli entelektüellerimizin neler düşündüğünü 90'lı yıllar... Uluslararası ceza mahkemeleri kurulmuş, bir takım uluslararası düzen, barış içerisinde yürümesi için kurulmuş uluslararası kurumlar varken zaman zaman çok önemli hayati konularda kanaat önderleriyle müzakere toplantıları düzenledik. Reform önerileri hazırladık, mevzuat taramaları yaptık. Üçüncü topluluğu bir fikir kuruluşu olarak fikri alana nasıl yatırımda bulunur? Bunun yetimler dışında iktisat ödülü düzenlemeye başladık. Tabii hocam, açılışta artık bireyin ve güçlü devlet arasındaki ilişkiyi çok net bir şekilde ortaya koydu. Son günlerde yükselen trendler ne noktaya gidecek bilmiyorum ama dünyada hakikaten haklının değil de güçlünün hakkının konuşulduğu bir ortamda bulunmaktan rahatsız olduğumu da ifade ediyorum. Maalesef haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak lazım. Bu da güçlü devleti gerektiriyor mu? Yoksa otoriter yönetimler yerine merkeze bireyi koyarak ne kadar gidebiliriz? Bu da ayrıca bir düşünce. Bütün bunlara rağmen bugün burada biraz önce Sayın Genel Koordinatörümüzün ifade ettiği gibi liberal düşünceyi uzaktan takip ediyordum ve yakından da takip etmeye çalıştım ve bütün bunlardan bağımsız olarak düşünmeye çalışan biri olarak bugün aranızdayım, buradayım. Düşünceye bakışım konusunda özellikle de 90'lı yıllardan itibaren tanıdığım hocalarım ki değerli hocam da buradalar. Gerçekten çok farklı yaklaşımlar, üniversite yıllarımın bitimiyle beraber üniversitede başlayan düşünceyle farklı farklı düşünmelerin ve farklı düşüncelerin kampüs içerisinde karşılaştığımda üniversite yıllarımda düşüncenin çok farklı bir nokta olduğunu düşündüm ve Cemil Meriç'in bir sözü beni çok etkilemişti o yıllarda. Kendisinin sosyoloji notlarında okuduğumda düşünce sizin gibi düşünmeyen insanların düşüncesidir fikriyle başladığımda hakikaten düşünmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim ve buradayım. Gerçekten düşünceye kıymet veren bir topluluğun arasındayım. Gerçek saygının terörize olmamış olan düşüncelere saygıyla başladığına da inanıyorum. Her zaman yanlış olduğuna hiçbir zaman %100 emin olmadım. Hiçbir fikri reddetmedim. Hiçbir fikri asla böyle önemsiz görmedim. Saygı duydum, dinliyorum ve gerçekten onları da anlamaya çalışıyorum. Bir belediye başkanı olarak, bir doktor olarak da insan açısından. O yüzden bugünkü oturumlarda ve siz değerli böylesine güzide bir kuruluşlardaki gerçekten çok faydalanacağımıza inanıyorum, takip de ediyorum. Desteklemenin ötesinde yayınlarınızı takip etmeye de çalışıyorum. Özgürlüğü doğumdan itibaren var olan bir hak olarak, bireyin en büyük hakkı olarak görüyorum ve gerçekten bununla ilgili verilen mücadeleyi de en önemli mücadele olarak görüyorum. Özgürlük arayışlarının insanın verebileceği en anlamlı mücadele olduğuna yürekten inanıyorum. Buradan biraz önce hocam da bahsetti, Filistin halkının en temel ihtiyacı ve en temel hakkı olan özgürlük mücadelesini destekliyorum, dua ediyorum. Elimizden ne geliyorsa da yapmak için gayret sarf ettiğimi ifade ediyorum. Dünya sanki çok modern ve postmodern döneme girmiş olsa da bugün yine hala toprak ve temel hak ve özgürlükler dediği senin değil de benim, bizim değil de insanlığın değil de benim gibi düşüncelerle güçlü olmanı getirmiş olduğu maalesef bilim ve ürünü teknolojiye hakimiyetin getirmiş olduğu o gücü kullanarak insanların en temel haklarına karşı düşünen bu mütecaviz girişimlerinin hiçbir zaman doğru bulmadığım gibi Ukrayna'da veya işte Filistin'de veya hala dünyada savaşların var olması belki de hocamın ifade ettiği gibi güçlü devlet anlayışının sanki yeniden bir yükseldiğini, biraz plato çizdiğini zaman zaman geçtiğimiz yıllarda ama sanki yükselen bir değer olarak da hala başımızda var olduğunu görmekten bazen üzüntü duyuyor ama maalesef böyle bir gerçeği de vurguluyorum. Oturumlara baktığımda ben aslında ekonomide yükselen devletçilik Kürt meselesinin neresindeyiz? Yerel yönetimler ve afetlerle mücadele ki bu beni birazcık daha ilgilendiriyor. Yeni çalışmalar ve genç akademisyenler liberal ve güncel siyaset başlıklarını gördüm. Aslında ben biraz da burada her oturumda çok önemli temalar ve başlıklar olduğunu gördüm fakat haddimi aşmadan bir iki tespit yapıp bir soruyla da aslında bırakmak istiyorum. Yapılacak oturumları değerlendirmek üzere bir soru ortaya atacağım. Belki bilmiyorum, benim kendi kanaatimce takip ettiğim süre boyunca liberal düşünce topluluğundan veya düşünen insanlardan veya düşünen
aslında herkesten beklediğim, belki de bir beklentim olacak ama bu cüretimden dolayı da affınıza sığınıyorum. 2012-13 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilçesinde risk haritası çıkartmış, akademik çalışma yapmış bir belediye olarak aslında belki de o oturumla ilgili konuşmam gerekecekti ama onları değerli katılımcılara bırakıyorum.